Türk sporu. Böylesine bir durum var. Sonuçta bu federasyonu nasıl bir yapıya sahip olmalı? Neler yapmalı? Federasyonun aslında bütün işte siyaset değil mi? Tüm kulüpleri kucaklayıcı tavır içerisine girmesi, iktidarın bir parçası olmaması, hatta bir spor kulübünün taraftarı olmaması için neler yapmalı Hülya Hanım? Şimdi yapılacak tabii en önemli şey Mehmet Büyükekşi'nin ilk önce istifa etmesi. Onun da öyle bir niyeti yok. Düşünün, bir futbol federasyonu başkanısınız, tüm kulüplerin üstündesiniz, futbolun en üst makamındasınız ama Beşiktaş stadyumuna gidemiyorsunuz, Fenerbahçe stadyumuna gidemiyorsunuz, Trabzonspor stadyumuna gidemiyorsunuz. Neredeyse çoğu stadyuma gidemiyor. İşte sadece ödül vermek için ancak bir stadyuma girebiliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda ki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili bugün milli takımla ilgili bir açıklama yaptı. Bu konuya hiç değinmedi. Yani sanki Türkiye'de futbola dair bir kaotik süreç yaşanmamış gibi. Bir davranış içerisinde. Dolayısıyla işte Süper Kupa'nın oynanması sürecinin tamamen yanlış yönetilmesi, ilişkileri, mevzuat, disiplin yönetmelikleri vesaire bunların üzerinden yönetmediği için tekrar yazımdaki gibi, anlattığım gibi kişisel olarak yönettiği için, yönetmek istediği için ve bunun doğru olduğunu düşündüğü için futbol kaotik bir süreç içerisinde. Fanatizmle holiganlığı da ayırmak lazım. Holiganlık son derece tehlikeli süreçlerin işaretidir. Bu işte az önce söylediğim gibi sokakta organize olabilen, küçük yaşta çocukların organize olabildiği bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi federasyon başkanı biraz da Trabzon'la ilgili ben başkanın Lemi Bey'in söyledi, başkanın basın toplantısı üzerinden bir açıklama da yapmak istiyorum. Şimdi bir futbol karşılaşmasında yönetmelik var, disiplin yönetmeliği. Disiplin yönetmeliğinde genel hükümler sorumluluk bölümünde ev sahibi kulüp veya takım müsabakanın oynanacağı spor alanının ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür diyor. 100 dakika oynandı bu oyun. Peki Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulüp Başkanı tribünde, şeref tribünde, yine şeref tribünü diyoruz, siyaset ve sporun iç içe geldiği simgesel bir yerden de bahsediyorum aslında. Şeref tribününde otururken stadyumda merdivenlerin boş olması gerektiğini acaba bilmiyor muydu? Yani 100 dakika maç boyunca bunu görmedim acaba. O merdivenlerin dolu olduğunu, güvenliğin olmadığını, sahaya atılan, o sağanan suların kendi takım oyuncularına, rakip takım oyuncularına isabet ettiğini, daha başka birçok şeyin atıldığını, yani bunu görmedim acaba. Bunun için acaba ekibini toplayıp, emniyeti arayıp vesaire, valiyi arayıp, maç oynanırken güvenliği sağlayacak ortamı yaratması gerekmez miydi? Sorumluluk kendisindedir. Şimdi Trabzon harika, nefis bir şehir. İnsanlarını seviyoruz, eşimiz, dostumuz var. Ama bir kulüp, futbol bir şehrin simgesi haline gelmişse kulüp başkanı olarak sorumluluklarınız var demektir. Tehdit dilini kullanamazsınız. Kullanmamalısınız. Adamlık ve delikanlılık. Yani bu futboldaki bu adamlık ve delikanlılık meselesi zırva bir meseledir. Bunu kullanmamalısınız. Dolayısıyla siz futbolu, kenti temsil eden futbolu daha medeni kodlarla yönetseniz, bir basın toplantısını siyasetten uzak sadece siz ve ekibiniz yapsanız ve kabul ettiğiniz hatalarınızı amasız, fakatsız, eldivensiz direkt söyleseniz, o zaman kulüplerin aynı zamanda toplumu eğitme sorumlulukları da vardır. Bir parça eğitmeyle ilgili bir adım atmış olursunuz. Bu tür açıklamalar bir gelenek haline geldi.
sert konuş, masaya yumruğunu vur, işte sana desinler ki sen çok iyi kulüp başkanısın, hakkımızı koruyorsun. Yanlış. Bu klişeleri bir kenara bırakmazsak Türk futbolunu bir yere getirmemiz mümkün değil. UEFA FIFA ceza verecek zaten. Yani bu siyasi, o görüntü Trabzonspor'un yaptığı basın toplantısının görüntüsünde ceza alınmaması mümkün değil. Şimdi bu çerçevede federasyonun da bu konuyla ilgili, federasyon başkanının da bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, kurullarının herhangi bir açıklama yapmaması ortada yine kaotik bir süreci sürdürüyor. Nedir? Mesela diyor ki işte sporcu, Fenerbahçeli sporcu şu cezayı alır mı? Bunu yaptı mı? Avrupa'da holiganların sahaya girdiği zaman sporcuların onlara karşı nasıl davranacaklarıyla ilgili eğitimler veriliyor. Bizde yok ama onlarda var. Yani bu kadar ortamı bilgisiz bir şekilde, sadece fikirlerin, düşüncelerin konuşulduğu, yayıldığı bir ortamda tutmak futbola, futbolun imajına, Trabzonspor'a, Trabzon'a zarar veriyor. Zararı veren futbol, Trabzonspor kulübünün bizzat o gün yaptığı basın toplantısıdır. Lütfen, ben de bir profesyonel basketbolcuyum. Basketbol oynadım, kadın basketbolcuyum. Uzun yıllar profesyonel liglerde kaldım. Futbolun dili bu değil. Futbolun dili bu değil. Bu dili değiştirelim. Bu sizi zayıf göstermez. Ya başka türlü, çünkü bu şiddeti bitirmek için adım atamayız. Evet. Peki. Yani. Lemmi Bey'e döneyim hemen şimdi. Böyle bir olay yaşandı. Bir milli takım maç arası var. Ve işte 2 Nisan'da da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongresi var. Büyük bir ihtimalle belki 9 Nisan'a herhalde sarkacak. Çünkü çoğunluk sağlanamazsa 9 Nisan'da yapılacağı söyleniyor. Ne gibi bir karar bekliyorsunuz bir Fenerbahçe Spor Kulübü'nden? İkincisi Futbol Federasyonu'ndan.